yapmayın Allah aşkınıza Özlem Hanımcığım. İki teker kaşarlan üç kangal sucuğun lafı mı olur? 24 saat açık duran dükkanım size feda olsun. Şuayb Bey, bu son olsun. Bir daha paramla alışveriş yapmak istiyorum. Aa, olur mu öyle şey? Bak vallahi Şuayb Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak burada sizin paranız geçmez. Ulan biz bir yudum helva yesek olay olur. Kadına dükkanı verdi be. Ya ya değil mi? Bakın siz de yalnızsınız. Ben de yalnızım. Yalnızlık zor şeydir. Şampuanların üzerindeki kadın resimlerine bakmaktan bıktım artık Özlemciğim. İyi günler. Aa, sakın hanımefendinin iyi günlerini alma, ben alırım. Sen illaki bir şey almak istiyorsan rafların tozunu almaya devam et. Yeni yayın döneminde görüşmek üzere. Hoşça kalın Özlemciğim. Ciao bella. İyi günler. Bir paket sigara rica edeceğim. Aa, numunelerimizden bakar mısınız? Çok özel Ege ve Samsun bölgemizin sevgiyle harmanlanmış tütünlerimizden, paketlerimizden. Özellikle şu paket çok özeldir. İnanır mısınız? 1927 Los Angeles tütününden. Şey, bir şey soracaktım size. Bir şey sormakla kalmayın. Beni sorguya çekin. Ne kadar güzel olduğunuzu bana itiraf ettirin. Ay, çok teşekkür ederim. İsmim Sevgi. Şu ilerideki huzur sitesi 9 numarada oturuyorum ben. Sevgi Hanım. Benim adım da Şuayb, Sevgi Böceğim. Alt katınızda boş bir daire var mı? Hemen kiralayayım. bir şey soracaktım size. Birlikte olduğum adamla ilgili bir şey. Malum bakkalların kulağı kesik olur. Hani herkesi iyi tanırsınız siz. Aa, tabii, tam yerine geldiniz vallahi. Ben burada herkesin girdisini çıktısını her şeyi çok iyi bilirim. Sayın memurları bile inanın daha mahalleyi saymadan önce bana gelir. Herkesin kaç kişi olduğunu teker teker söylerim yani. Orhan'ın beni aldattığından şüpheleniyorum. Yani evde bir sigara izmariti buldum. Üzerinde ruj lekesi vardı da. Acaba buralara ben yokken kadınlarla falan geliyor muydu? Şimdi Sevgiciğim, etik olarak müşterilerimin özel bilgilerini ben CIA'ya bile vermedim. Ama sen benim için özelsin. Sana veririm. Ne olur yardımcı ol bana Şuayb, lütfen. Hay Allah. Beni yine eski mesleğime döndüreceksiniz anlaşılan. Eski mesleğine mi? Bakkal değil misin sen? O işin paravan kısmı. Ben aslında dedektifim. FBI'da çalışan ilk Türk dedektifiydim ama bir operasyonda ortağımı kaybedince meslekten soğudum, sıkıldım. Bıraktım tabii Interpol'ü. Ne olur son bir kez dedektiflik yapar mısınız Şuayb Bey lütfen? Yapayım artık, ne olacak yani? Elime mi yapışacak? İnanmıyorum, gerçekten mi? Artık rahat ol Sevgi. 007 Şuayb Bond artık olaya el atmış durumda. Şöyle bir ön araştırma yaptıktan sonra araştırmayı geliştirmek üzere de sizin eve geleceğim. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ulan Sefer, sende bir suçluluk psikozu hissediyorum. Kimde? Bende mi usta? Konuş lan. Bak şu turşuda darp izi var. Burada. Şu turşu resmen kendini karaya atmış. Sen mi otlandın lan bu turşudan? Yalan konuş buraya. Konuş. Usta, şu litrelik kolayı içmek nasip olmasın ki. Yan göze bile bakmadım bir turşulara. Çok çelişkili ifadeler veriyorsun. Ama ben seni konuşturmayı bilirim. Burada. Burada. Gel lan buraya. Gel şuraya otur bakayım. Gel şuraya. Ulan otur deyince. Otur lan. Otur be. Söyle. Saat 5'te neredeydin? 5'te dükkandaydım usta. Doğru söyle. Doğru söyle. Kapının önündeydim. Kapının önündeydim usta. Peki dükkanı kaçta açtın? 7:30'da. Kaçta açtın? Doğru söyle dedim sana lan. 11'de. 11'de. Ulan hayvan herif, sen kim oluyorsun? 11'de dükkan açıyorsun lan. Ulan ben de diyorum bu dükkanın beti bereketi kaçmış. Niye kasada para yok diye duruyorum lan. Hayvan herif. Peki. Aç bakayım saçını lan. Evet. Tam bir katil saçı. Dur şöyle. Biraz numune çekeceğim. Evet. Tam bir katil. Dur. Demek 11'de açtın sen.
Hayvan herif, al seni gel. Ulan 11'de açarız, ben seni gel. Al önü. Nasıl ama? Nasıl? Zehir Afiye gibi olmuş bir lan ha? Bak. Hay usta, vallahi beni tutuklayacaksın diyordum koptu ha. Var ya, aynı komiser Kolombo'ya benzemişsin vallahi. Vallahi şimdi sıra Sevgi'nin olay mahalline geldi. Şimdi oraya gidip olayı aralamaya çalışacağım. Yalnız bir şeyin eksik usta. Ne eksik lan? Dur çabuk söyle. Pardüsün eksik. Buruşuk pardüsü. Buruşuk pardüsü nereden bulacağım lan ben şimdi? Ulan bu yeşillerle de hakikaten kafa alamıyorum ben. Hemşehrim usta, ne yapıyorsun ya? Onu bitmezenden yeni aldım. Yapma gözünü seveyim usta. Al tarafı birazcık buruşturacak, ne var ulan? Usta yapma ne olur. Vallahi kolum onun pardesinden bile daha buruşu fazla. Aptalım. Hem merak etme lan, ben sana yenisini alırım. Bağırma, bağırma. Yenisini alırım, hem de yılan dersi olur. Oğuz, sağ ol. Aldı. Harika oldu. Şimdi gidiyorum ben. Bak. Zorret ararsa sen gene Rami'ye gitti de o çok tuttu. İpin ucu bendedir vay aman. İpin ucu bendedir vay aman. Bir ucu bendende. Aa Şahim. Şşş Sevgi Hanım. İp ucunu yakaladım. Sahi mi? Evet. İpin ucu ta yatak odasına kadar gidiyordu. Hadi gir içeri çabuk gir gir. Tamam. Şimdi burada bir baskın olmuş olsa ben nereden kaçabilirim? Yani yangın merdiveni var mı diye soracaktım. Aa, bunu neden sordunuz? Zaruretten, zaruri bir soru. Yani Orhan sizi başka kadınlarla aldatıyor ya. Yani burada bir kaçış yeri, bir tünel münel var mı? O bakımdan sordum yani. En ince ayrıntılara kadar araştırıyorsunuz doğrusu, bravo size. Evet, tabii. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırmak lazım. Ne de olsa karşımızda organize olmuş bir şebeke var değil mi? Ya. Bakalım. Neredeydi bu be? Ne arıyorsunuz Şahit Bey? Ya? Söyleyin bana da. Dur bak. Buradaymış kerata be. Şarap açacağını arıyordum da. Ben araştırmalarımda mutlaka şarap içerim bir iki kadeh. Çok enteresan çalışma yöntemleriniz var Şuayip. Evet vardır. Kusura bakma sevgilimcim. Yani sevgicim demek istedim. Seni çapraz sorguya çekmem gerekecek. Yani bu şekilde resmin diğer parçalarını bir araya getirebilirim yani. Anlıyorum tabii bu sizin işiniz. Şimdi senin mayolu ya da üstsüz bir resmin var mı? Hayır yani bu şekilde resmin diğer parçalarını bir araya getirebilirim. O bakımdan sordum yani. Pardon? Ya ne ilgisi var benim çıplak resmimle bu araştırmanın? Ayrıca öyle bir resmim de yok benim. Tamam canım. Resimden vazgeçtik. Peki saat 7'de neredeydiniz? Saat 7'de mi? Salonda oturuyordum. Enteresan. Demek salonda oturuyordunuz. Peki banyo yapmak için soyunmadınız mı? Hayır, soyunmadım. İyi düşün. Hiç mi soyunmadım? Yoo, soyunmadım. Yani şöyle bir lif mif de mi attırmadın yani? Yok, vallahi öyle bir şey yapmadım. Allah Allah. Tabii ya, tabii. Anladım zaten. Eksiklik burada. Tabii. Aslında siz şöyle bir soyunup şöyle duşmuş alsanız olayı böyle şurada bütün çıplaklığıyla beraber görürdük ama şimdi bak böyle tıkanma noktasına kaldık. Ya soruşturmanın benimle ne ilgisi var hala anlamadım. Çok alakası var. İstersen önce bir içelim Sevgi Hanım buyurun. Sevgiyle. Harika bir şarap. Sevgi Hanım. Evet. İyi düşünün. Ah, olamaz. Elimdeki bulgular sizin saat 7'de
küveti köpükle doldurup banyo yaptığınızı gösteriyor. Aa, beni mi araştırıyorsunuz yoksa Orhan'ı mı, anlamadım. Aa, oturmayın oraya, oturun lütfen. Ay, ne oldu? Sevgi Hanım, buraya oturun. Orada bütün delilerimiz, DNA testleri, bütün ipuçları orada, rica ederim yani. Ay, siz bu işi çok ciddiye aldınız galiba. Aa, ama elbette, yoksa nasıl yakalayacağız biz Orhan'la sevgililerini? Vallahi ölsem bırakmam yani. Tabii, haklısınız. Yok yok, vallahi. Ay, bak, söz verin, oturmayacağınıza söz verin bari. Tamam, peki. Evet, bütün bulgular bu durumda yatak odasında birleşiyor. Öyle mi? Balistik, foseptik ve foşürtik bulgularla birleşince olay çözülüyor tabii. Ne? Anlamamanız doğaldır. Bunlar teknik terimler olduğu için mühim değil. Yatak odası ne taraftaydı? Şu tarafta, buyurun. Siz önden buyurun. Aman aman, aman aman, ay. İşte burası. Evet. Evet, araştırmaya başlayalım. Şunu da çıkartalım. Bunu da şöyle atalım. Ah! Yaylar çok kelek. Vallahi burada fevkalade arbede yaşanmış. Ay, bana da anlatsana, meraktan çatlayacağım. Hakikaten yaylar kelek be. Ya. Vallahi bunlar çok ses çıkartır, bilirim. Yani şey demek istedim. Nasıl yani? Yatak hala çok sıcak. Gelin eleyin, eleyin. Ya. Eleyin bakın. Fazla uzağa gitmiş olamazlar yani. Ay, kuş kulanmakta haklıymışım demek ki, alçak herif. Ya. Ben şey merak ettim. Bu gece Orhan gelecek mi? Yok. İş için Ankara'ya gitti. Yarın gelecek. Güzel. O zaman hemen elimizi çabuk tutup mercimeği fırına... Yani şey diyorum, olayı hemen aydınlatalım yani diyorum. Yalnız benim hemen çıkmam lazım. Ne diyorsunuz Allah aşkına, yapmayın yani. Burada hemen olayı deviriyorduk yani. Ya çok önemli bir işim var şu ay. Hemen çıkmam lazım. Bir dakika ya. O zaman akşam saati tam 9'da buradayız. Olayı çözmek üzere yani. Tamam. Artık bu halde nasıl çözeceksin? Bir hatlar karıştırıyorsun ama. Ya bir türlü anlatamadım, getir zarret ya. Niye anlamak istemiyorsun? Söylüyorum işte. Türkken hırsız girdi. Parmak izini aldım. Birazdan gidip enseleyeceğim hırdavatı. Hadi dükkana hırsız girdi de. Sen niye böyle şebet gibi giyindin ha? Polise haber versene. Ya her şeyde devletten beklememek lazım zarret. Yani bir tane hırsız için koskoca emniyet gücünü niye şimdi rahatsız edelim, öyle değil mi? Bak, hırsızın gelme vakitleri. Ben gideyim bir an önce dükkana kolaçan edeyim. Hırsız yakalamaya mı gidiyorsun baloya mı hınzır herif? Niye koku sıkıp duruyorsun bakayım? Hayatım, hırsız da olsa karşısına temiz pak çıkmak lazım, öyle değil mi? Ayrıca bir esnaf her zaman düzgün giyinmeli. Çünkü gıda maddesi satıyor. Peyniri var, unu var değil mi? Moku var, bir sürü var. Ben gidiyorum. Sende bir iş var ama hadi neyse. Bak. Gidip de tek parça dönmemek de var zarret, dua et. Ediyorum, dua ediyorum mendebur herif. Son duanı ediyorum seni. Hakkını helal et. Görevimiz tehlike. Dararam, 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 dam, 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 dam. Evet. Yani Orhan'la sevgilisi çok uyanık çıktı. Bütün kanıtları gizlemişler. Olay zorlaşıyor. 4 numaralı plan uygulayacağız. 4 numaralı plan mı? O da ne? Şimdi sen şu silüetin içine bir yatıver. Yat 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 yat. Şöyle yat. Aman Allah'ım, nedir bu yaptığımız? Tuayip ya. Olur mu? Amerikan filmlerinde hiç görmedin mi? Her dedektif olay yerine böyle silüet çizer. Allah'ım ya. Yat. Çok saçma böyle bir şey ya. Yapamam. Niye yere uzanıyorum? Cinayet mi çözüyorsun yoksa aldatma olayı mı ya? Tamam canım, beraber uzanalım o zaman. Madem Amerikan yöntemlerinden hoşlanmadın, yerli yöntemlerin de var. Tamam, sen yat. Öf, sıkıldım ben bu işte. Vallahi çok sıkıldım. Ya niye sıkılıyorsun? Sıkma canlı bak. Hala olayı çözemedin de. Tamam.
Tamam, tamam. Tamam canım, bitti bu iş. Anlaşıldı. Şimdi Orhan sevgilisine elini ver, kolunu dahil olmak üzere kızın şöyle beline doğru götürür. Daha sonra kızı da şöyle hafifçene şey yapmadan, ürkütmeden yatırır. Sana inanmıyorum Şuayb. Ya aslında inandırıcı olması itibariyle yatak odasına geçmemiz lazım. Bir iki canlandırma falan yaparsak daha inandırıcı olur diyorum yani. Bu da kim ya? Kim bu teraş be? Orhan olamaz. Çünkü yarın gelecekti Ankara'dan. Makarasın ya. Tam olayı çözüyordum. Nereden çıktı ya? Kimse kov be. Allah Allah. Nerede o Şuayb pisliği? Ankara ne yapıyorsunuz? Seni aşağılık yaratık. Hırsız yakalayacaktın ha? Zaruret! Bak hayatım hırsızın peşinden koştum. İpin ucu buralara kadar geldi yani bildiğin gibi değil. Vay vay vay. Demek amatör polislik oyunu ha? Şimdi memur beyler bildiğiniz gibi değil olay şimdi. Koskoca polis teşkilatını küçük bir olay için ayaklandırır mıyım? Basit bir olay dedim, kendi kendime çözerim dedim. Bravo, bravo doğrusu. Sen şimdi yiyeceğin cezayı da bilirsin. Yo. Önce zaruret ceza kanununa göre benim bir dayağımı yesin. Sonra siz düşünürsün. Bak bildiğin gibi değil hayatım. Bak öyle deme. Yani bak beni bir kere dinle güzelim. Ya yapma güzelim. Ya. Hanımefendi. Ya polis beyler. Hanımefendi. Hanımefendi. Öldürün çevik kuvvet. Sakin ol hanımefendi. Rokokok. Hanımefendi bir saniye. İnce ince